giderken kendinizi bir habercinin serüvenleri içerisinde değil de bir gerilim romanının kahramanı olarak görüyorsunuz. Siz de yaşıyorsunuz onunla birlikte. Hepsi birbirinden ilginç konular. Gerçekten ben Mine'yi kutluyorum çünkü Mine olağanüstü bir haberciydi ama olağanüstü bir yazarın burada ben çok imzasını görüyorum. Bu yazın en güzel kitabı olacaktır, inanıyorum. Türkiye hikayesi geçiyor aslında. Yani sen de başladın değil mi okumaya? Ben okumaya başladım. Kitabımı yeni aldım, imzalı kitabımı. Sizinle ilk tanışması, Mine'nin o koridorlarda dolaştığı anları öyle güzel yazmış ki. Mine'nin yazarlık kabiliyetinin çok farkındaydım. Ama o hosteslikten muhabirliğe geçiş dönemini hiç böyle yaşamamıştım bu arada. Evet. Ve benim aklımda da benim de sizle ilk tanışma dönemlerim geldi. Hürriyet Finansı. Evet. İlk albümü size getirdim. Evet, evet. Onları o kadar yakinen yaşadım ki Mine'nin o dönemlerine de şahit oldum. İşte inanın elime aldım kitabı diyorum ve gözümden yaşlar. Ben de öyle yaptım. Çok duygulandım. Yazdım hayatın arenasını. Çok hissederek, o yıllara giderek ithaf ettim ustama. Çünkü istedim ki teşekkür edeyim gazetecilik aşkını bana yaşattığı için. Çok mutlu oldum. O kadar çok şeyler yaşadım ki. Ve gençlere ulaşsın istiyorum. Hayatın arenası çok sevildi. Lütfen bakar mısınız? Ay harika. Lütfen bakar mısınız? Ne kadar çok sevildi. Büyüyeceğine inanıyorum bebeğimin. Artık sizlere emanet. Hayatın arenası inşallah elden ele büyüyerek okurlarına ulaşır. Çok teşekkür ederim herkese. Bütün candan ilginize, katılımınıza. Ve size çok teşekkür ederim. Rica ederim. İyi rica ki yolumuz kesişmiş. Kalbimde çok özel bir yerdesiniz. Bizim çok önemli bir meslek büyümüşsünüz. Türkiye'nin starısınız. Estağfurullah. Hepimize öğrettiniz. Nasıl vapurla taşınır, evet, bir mesleğe nasıl gönül verilir. Onun evet için büyük bir keyifle, onurla. Sağ olun. Kutup yıldızımız oldunuz. Çok sağ teşekkür ederim. Sağ olun çocuklar.